Merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olan esnaf lokantalarının ve kalabalık sofraların en çok tercih edilen yemeklerinden olan etli kuru fasulye. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler: 2,5 su bardağı kuru fasulye, yarım kilo dana eti, 3 adet soğan, 3 adet ince biber, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası, 1'er çay kaşığı karabiber, tuz, kimyon, kırmızı toz biber ve 1 çay bardağı zeytinyağı. Yemeğimizin püf noktalarından birisi kuru fasulyeleri bir gece öncesinden soğuk suda buzdolabında bekletmek. Bir gün soğuk suda bekleyen fasulyelerin suya olan direnci kırılarak daha güzel pişecek ve yemeğin lezzeti artacaktır. Soğanları küçük küçük doğruyoruz. Toplam 3 adet soğanımız var. İkisini yemeklik doğruyoruz. Üçüncü soğanı yarısını kadar 4'e bölerek kenarda bekletiyoruz. Üçüncü soğanı yemeğimizin son aşamasına kullanacağız. Etleri de küçük küçük doğrayarak bir kabın içine alalım. Yemeğe bir miktar iç yağ koyarak daha güzel olmasını sağlayacağız. O yüzden bir miktar yağı da küçük küçük keserek etlerin yanına alıyoruz. Tencerede pişireceğiz. Tencereye yağları ekliyoruz ve altını açarak pembeleştikten sonra zeytinyağını da koyuyoruz. Etleri tencereye koyduktan sonra kızgın yağda rengi dönene kadar bekletiyoruz. Etlerimiz istediğimiz kıvama geldikten sonra soğanları da ekleyerek pişirmeye devam ediyoruz. Biberleri ve salçayı tencereye ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Salça kokusunu verene kadar pişiriyoruz. Salça yeterince kavrulduktan sonra fasulyeleri tencereye koyuyor ve 1-2 tur karıştırıyoruz. Ardından baharatları da ekliyoruz. Yaklaşık 1,5 litre sıcak suya ilave ettiğimiz yemeğimizi 4'e böldüğümüz soğanı da koyarak 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Bu süre düdüklü tencereye göre değişebilir, pişme süresi sizin tercihinize kalmıştır. Yemeğin ikinci püf noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bütün olarak koyduğumuz soğanı ve 2-3 kaşık fasulyeyi bir kabın içine alıyoruz. Çatal yardımıyla güzelce ezerek maman kıvamına getiriyoruz. Bu işlem sonucunda yemeğin lezzeti artacağı gibi kıvamı daha da güzel olacaktır. Ezmiş olduğumuz soğan ve fasulyeleri tencereye ekleyerek 2-3 dakika daha pişirdikten sonra yemeğimiz hazır hale gelmiş olacaktır. Tabaklamaya geçebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olan esnaf lokantalarının ve kalabalık sofraların en çok tercih edilen yemeklerinden olan etli kuru fasulyeydi. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.